Merhaba, yeni bir programda, yeni bir konuğumuzla yine karşınızdayız. Türkiye'nin düşünce tarihi açısından son derece önemli, son derece kıymetli bir hocamız aramızda. Sayın Profesör Doktor Kurtuluş Kayalı. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Akademisyen, yazar ama aslında hepsinden öte benim dışarıdan bir hani sizi çok sınırlı da olsa dışarıdan tanıdığım kadarıyla Ankara'da herhangi bir kafede öğrencileriyle sanat, tarih, sinema, siyasal düşünce üzerine konuşabilen, sohbet kuran ve öğrencilerle o keyfi yaşayan kişilerden birisisiniz. Benim en gıpta ettiğim şeylerden birisidir bu. Sizin için en kıymetlisi, en önemlisi, en güzeli nedir? Size en iyi gelen nedir hocam? İnsanlarla bağlantı. Yani bunun iki türü var. Bir, okulda bunu sınıfta kuruyorsun. O da muhterem bir şey, o da hoş bir şey, o da güzel bir şey. Ama dışarısı biraz daha sıra dışı bir şey. Zaten akademik metinlere baktığınız zaman böyle dar akademik metinler, problemli metinler. Mesela insanlarla temas daha özgür bir ortamda, daha derinlemesine, daha kitabi olmaktan uzak, daha 1, 2, 3, A, B, C mantığının dışında toplumu tanımanın, toplumu ağırlıklı olarak siyaset biçiminde değil. Benim çünkü her siyasetten insanlarla ilişkim var. Daha kültürel boyutuyla algılamak açısından, baktığınız zaman çok çelişkili yerlerde durduğunu zannettiğiniz insanların ortak ruh hallerini de görmeniz mümkün. Ortak haleti ruhiyelerini de görmeniz mümkün. Ve belki de daha önemlisi onlardan beslenmeniz mümkün. Çünkü bizim ilişki ağımız ders çerçevesi ilişki ağı değil. Adamın yazdığı herhangi bir metin üzerine, herhangi bir başka üniversitede okuyan, herhangi bir üniversite dışındaki adamın yazdığı bir temel sanatsal veya yani düşünsel metin üzerine, akademik metinle düşünsel metin arasında da fark var. Zaten baktığınız zaman bir türlü, bir tarz, biraz zübbece, hafif tertip küçümseyeceğiniz insanların bile soracağı şey, çok şey bir soru, anlamsız gibi görünen bir soru, sizin kafanızda olmadık şimşekler çakabiliyor, olmadık düşüncelere yol açabiliyor. Yani insanın sınıfta beslenmesi de mümkün. Yani bu hikaye karşılıklı bir iletişim hikayesi. Dışarıda beslenmesi daha bir şey, çünkü dışarıda hikaye çok şey yapıyor, yaygınlaşıyor, çok genişliyor. O geniş şey çok daha önemli bir şey. Yani o çerçevede baktığınız zaman mesela bir yerde bir şey okuduğunuz zaman o şeyin sadece o olduğunu zannedersiniz. Yani bir yerde sosyoloji, tarih veya iletişim okuduğunuz zaman ya bunun merkezi bu, bunun kalbi bu, bu bütünüyle böyle bir hikaye diye düşünürsünüz. Ama çeşit çeşit yerlerde buna baktığınız zaman bu hikaye, bu şeyin çok daha renkli, çok daha dallı budaklı, çok daha insanı şey yapan bir eğilim olduğunu görürsünüz. Ve hakikaten baktığınız zaman da bütünüyle üniversitenin o dar akademik havasından şey yaparsınız, uzaklaşırsınız. Yani ben mesela hayatımda en fazla etkileyen üç kişinin akademiyle hayatı, birinin çok kısa sürdü, birinin de öbürünün de kısa sürdü. Mesela Doğan Bey'le, Doğan Ergun'la uzun süre işte o şeylerde, kahvelerde, şurada burada oturup konuşmuşluğumuz var. Rahmetli Baykan Sezer yani benim tarzım da o. Yani otur ben yazıyı evde böyle dört duvar arasında veya şeydeki okuldaki odada yazı yazılmaz, yazı kahvede, pastanede yazılabilir bir biçimde bir şey yaptığım zaman. Yani ben mesela hem bu öğrencilerle, sadece öğrencilerle değil, benimle görüşmek isteyen herhangi bir kişiyle şey beni besliyor. Hem de ben hayatım boyunca şimdi üçü de rahmetli oldu. Üçü de mesela Doğan Ergun, Şubay Han Sezer ve Metin Ersan. Benim bunlarla yaptığım konuşmalarda, özellikle Doğan Bey'le, Doğan Ergun'la, Metin Ersan'la yaptığım konuşma beni bariz biçimde etkilemiştir ve benim üzerimde yazdığım şey, yani onların söyledikleri şeyin tıpatıp aynısı değildir ama onlardan beslenerek yazılmış şeylerdir ve hakikaten benim yazdıklarımın üzerinde örtük veya olağanüstü açık tarzda etkileri vardır. Yani o ortamlar, yani sınıf ortamından daha çok besleyici ortamlardır. Hem sizinle konuşanlar açısından, onlar onu sadece öyle zanneder, belki de ondan çok sizin konuştuklarınız açısından. Çünkü ben yani bir sürü
işim gücüm olmayan tezi okumuşumdur, master tezini, doktora tezini, işim gücüm olmayan şeyleri, yazılmış metinleri okumuşumdur. Yani bunlar az bir şey değil ve bunu da çeşitlilik içinde okumak insanı çok fazla, yani sadece beslenmek hikayesi değil, yani hikaye yararcı bir hikaye değil. İnsanı hayat boyu şey yapan, meşgul eden, bir konu üzerinde düşünürken dolaylı olarak etkileyen, ha bir de ne var burada, bu tür insanlarla oturuyorsun, oturup konuştuğunuz insanların en hoş taraflarından biri, düşünsel olarak hiçbir ilginiz olmasa bile bu bir tür insan ilişkisi. Yani insanla oturup konuşmak, sevdiğiniz insanlarla oturup konuşmak belli bir biçimde bu hayat boyu süren dostluğa yol açıyor. Şimdi ben baktığım zaman, yani benim mesela benden 6 yaş küçük, şimdi 65'ine, 70'ine, 65'e gelmiş, 67'ye emek dolaşacak şeylerden 18-19 yaşındaki insanlara kadar bir ilişki ağım var. Yani bu ilişki ağı da fotoğrafı çok daha net gösteriyor. Ve özellikle bütün hikayede daha genç insanların o dinamizmi, heyecanı insana katkıda bulunuyor. Hocam siz şimdi böyle söylerken o mekanları kamusal alanlar olarak tekrar değerlendirmek ve buradan bakmak gerektiğini de düşündüm. Bir de sizin açınızdan bakarken sanırım hani hangi yaş grubu olursa olsun siz aslında bütün ülkenin o insana verdiği tüm söylemleri, ideolojik söylemleri, kültürel söylemleri de gözden geçiriyorsunuz değil mi? Ağzından çıkan her kelimeyle birlikte. Onu fark edebiliyor olmak yani, da şey. Anlamaya çalışıyorsun, şey yapmaya çalışıyorsun. Şeyi görüyorsun, rengi görüyorsun. Mesela ne bileyim, benim iki tane arkadaşım var. Birisi yani hiç şey değil, edebiyat öğretmeni, 60'ını geçmiş. Bir tane eski öğrencim var, 40 yaşının üstünde. Bana her gün YouTube şeyi yolluyorlar. Yani ben onların hepsini tutup seyretsem alim olurum. Yani şey değil, ama onlara baktım yani hayatımda fark edemeyeceğim bir sürü şeyi seçerek bakabiliyorum. Yani hakikaten ilginç bir şey. Yani insanın bazı şeylerle karşılaşması bu tür tesadüflerle oluşan bir şey. Yani şimdi onlar, ben o ikisinin gönderdiği metinleri veya görüntüleri, video şeylerini okusam günüm dolar. Anlatabiliyor muyum? Ama yani bir takım şeyde üzerinde ısrar ettiğin, öğrenmek istediğin şeylerden anında haberdar oluyorsun. Yani Türkiye'de kültürel alanda ne cereyan ediyor? İnsanların haleti ruhiyesi nedir? Mesela ne yeni çıkan kitapları, akademik kitapları, romanları, ne bileyim düşünsel metinleri çok daha net bir biçimde görüyorsun. Yani insanın bir biçimde, bir şekilde iyi bir akademisyen olması kötü bir düşünce adamı olmasını beraberinde getirir. İyi bir akademisyen bir konu üzerinde uzun boylu çalışır. Yani bir şeyi, çok basit bir şeyi sürekli olarak güzelleştirmeye çalışmaktan ziyade çok daha engin, çok daha geniş bir çerçevede olaylara bakmak daha anlamlı bir şey olarak kendini gösterebilir, daha anlamlı bir şey olarak zuhur eder. Yani öbür türlü dipnotlara boğulmuş, alıntıyla çoğaltılmış metinler yazmaktansa bir sürü şey okuduktan sonra onun özü olarak nitelenen 5 sayfalık, 10 sayfalık bir metin meseleyi ortaya çıkar. Çünkü akademi insanları terbiye ediyor. Akademi insanları nasıl terbiye ediyor? Akademi insanları hakem raporlarıyla terbiye ediyor. Türkiye'de düşüncenin dinamik olması açısından insanların biraz daha özgür bir tarzda metin yazmaları şey yapması lazım. Yani Türkiye'de akademisyene baktığın zaman hakemli derginin isterleri doğrultusunda metin yazma gibi bir eğilim içine giriyorlar. Yani mesela okulun içinde öyle bir hikaye var. Okulun dışında böyle bir hikaye gündeme gelmez, gelebilemez. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Peki hocam, siz o teorik bilgiyi aslında pratik bilgiyle karşılaştırıp aradaki çakışmaları da izliyorsunuz. Ama aynı zamanda akademisyensiniz. Yani sizdeki bu merak duygusu ve aslında alanda ya da sahada olmak ya da neyse kültürün içinde olmak, izlemek nasıl bir şey? Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz hocam? Hem aslında akademisyensiniz, bu süreci geçirip bıraktınız arkanızda ama akademisyenim, ama benim akademik hayatım olağanüstü dar bir çerçevede geçti. Akademinin şaşırtıcı bir sınırlandırıcı bir etkisi var. Yani ben doktoramdan doçentliğime kadar, doçentliğimden profesörlüğüme kadar ikisinin arasında da 10 küsur sene zaman var. Yani ben bunu hem önemsemediğim için
hem bir biçimde bir şekilde itildiğim için bu hikaye böyle oldu. Yani şimdi bu hikayeye bir biçimde baktığın zaman rahmetli dekan, eski dekan Yaşar Yücel bana onun döneminde okuldan uzaklaştırılmıştım. Onunla ilişkiler ağımız içinde daha sonraki dönemde dedi ki ya dedi Kurtuluş dedi sen dedi harp tarp yazmak durumundasın dedi. Yani tarih alanında baktığınız zaman yani ne yazılır? Dert yazılır. Öbür şeyler o tarihe girmez şeklinde bir kanaat var. Yani akademinin her alanında da bu tür daraltıcı, bu tür şey çerçeve var. Yani bu mesela biraz daha geleneksel tarzda mesela Türk Dili Eğitimi, Türk Dili Edebiyat Eğitimi, tarih eğitiminde bu hikaye böyle. Öbür türlü şeye baktığınız zaman biraz daha modern üniversitelerde de hikaye başka türlü şekillenir, başka türlü gelişir. Nasıl gelişir? Yani şöyle bir gelişir. Bunu insan baktığı zaman görebilir. Türkiye'de bir sürü üniversitede bu dediğim modern üniversitelere benziyor. Bir tez yazarsın, tez iki bölümdür. Yani tezin bir bölümü işin teorik kısmıdır. İkinci bölümü onun somut alana yansıyış biçimidir. Ama yani bu tezlere genel olarak baktığınız zaman, genel olarak değerlendirdiğiniz zaman göreceğiniz hikaye şu olur. Onunla öbürü arasında olağanüstü büyük bir kopuş söz konusudur. Yani o onun içine yedirilemez. Dolayısıyla yapılan çalışmalar bir biçimde bu şekilde şekilleniyor. Yani Türkiye'de akademik hayatı bir şekilde değerlendirmeye kalkarsak, anlamaya çalışırsak bu ikili durum kendini çok net bir biçimde gösterir. Burada adam her bir belgeyi toplar ve şöyle der sonunda. Der ki yani bu belgeler karşısında hiçbir benim yorum yapmaya gerek yok. Bu belgeler olanı olduğu gibi anlatıyor. Öbürü de teori zaten şeydir, anlatır, anlaşılabilir. Onu oraya yani şey yapmak, entegre etmek için bir çaba koymaya gerek yok şeklinde bir eğilim gündeme gelir. Yani mesela üniversiteler arası, akademisyenler arasında fark burada tezahür eder. Esas mesele, önemli olan mesele, Türkiye'de bu hikaye çok şekil anlamında şey yapmıştır. Düşünce adamı ile akademisyen arasında fark vardır. Rahmetli Sezai Karakoç'un söylediği çok önemli bir şey vardır. Yani akademisyen uzmandır, o kadardır. Yani akademisyenden düşünce adamı olmaz. Düşünce adamı farklı bir şeydir. Düşünce adamı özgün düşünceler üretebilen bir şeydir. Yani şimdi baktığınız zaman özgün düşünceye karşı olan hikaye ne? Salt çevirinin her bir biçimde her bir şeyi anlatacağı şeklindeki bir kanaat buna düşman. Bir de yani şimdi insanlar şey noktasına kadar gidiyor buraya gittiğiniz zaman Türkiye'de düşünce üretilmez, özgün bir hikaye olmaz şeklinde noktaya kadar gidiyor. Yani asıl olan hikaye yani mütefekkirle düşünce adamıyla akademisyen farklıdır. Akademisyen uzmandır. Yani Türkiye'de akademi alanındaki bu hikayedeki gelişimin en güzel göstergelerinden biri işte 95'te çıkan o kitap bile kâr etmedi olaya sosyal bilimleri açın diye. Ya arkadaş bu hikaye dar uzmanlık alanıyla olmaz. İnterdisipliner bir şeydir bu hikaye. Hikayesine Türkiye'de 95'e kadar, 2000'e kadar Türkiye'deki akademisyenlerin çoğunun bu konuya gözleri kapandı. Yani ha uzman mı yetiştirmek istiyorsunuz? Türkiye'nin en gelişkin akademisyeni Türkiye'nin en büyük uzmanıdır. Ama yani akademisyenle düşünce adamının iç içe geçmesi hali olağanüstü sınırlıdır. Belki bizim eski dönem akademisyenlerimiz arasında düşünür olarak telakki edebileceğimiz insanlar vardır. Ve fakat yeni dönem akademisyenler arasında düşünür olarak telakki edebileceğimiz insanlar yok denecek kadar azdır. Çünkü ilgi alanları dardır ve bir biçimde bir şekilde de bu toplumla ilgileri sınırlıdır. Toplumun kültürüyle ilgileri sınırlıdır. Aslında neden belki sınırlıdır? De özellikle çünkü, sosyal bir... Özellikle belki de sosyal bilimler için tam... Çünkü her bir şeyin birbirine benzediği şeklinde, Türkiye'nin başka toplumlara benzediği şeklinde bir kanaatleri vardır. Yani bu kanaat gündeme geldiği zaman bu toplumu irdelemek, bu toplumu anlamaya çalışmak gibi bir eğilim gündeme girmemektedir. Yani asıl olan hikaye bu toplumu anlamaya çalışmaktır. İçinde yaşadığınız toplumla barışık olmaktır ve hem de belli ölçüde problemli olmaktır. Yani o dinamizm içinde yaşamaktır. Hocam siz
o akademinin sert duvarları denilen kesimi bırakıp aslında ya da o hem orada hem dışarıda olup bu ikiliyi sağlayanlardan birisisiniz. Şimdi 49 doğumlusunuz ve önümüzde yeni bir jenerasyon var. Yani ben 81'liyim, benim bile algılamakta zorlandığım bir jenerasyonla karşı karşıyayız. Tamamen teknolojiye dönen ve isim olarak da artık alfa kuşağı deniliyor bu kuşağa. Dilleri farklı, söylemleri farklı, hayata bakışları farklı. Dolayısıyla hani bütün Türkiye tarihine bakışları da çok farklı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela dediniz ya 18 yaşında birisiyle de oturup sohbet ediyorum ama kendi yaşımda benden biraz daha küçük kişilerle de. O dengeyi sağlayabilmek çok şey geliyor, hani kulağa hoş geliyor bir taraftan. Bir taraftan da herkesin yapabileceği bir şey değil. Biraz sizden duyalım hocam yeni jenerasyonu. Yok. Kolay bir hikaye değil. Yani şimdi baktığınız zaman ben ne zaman şöyle bir baktığınız zaman ben 2 sene öncesine kadar ders veriyordum. Yani ders verirken de verdiğim derslerden biri 1. sınıf dersleri 100 kişilik 120 kişilik sınıfa ders veriyordum. Yani bir biçimde bir şekilde bağlantı kurabiliyorsun. Yani oraya baktığın zaman yani bu hikaye gitmiş diye bakmanın anlamı yok. O insanların ilgi alanlarına baktığınız zaman çok net bir tarzda o cevvaliyeti görüyorsunuz. İnsanların yaklaşım tarzları baktığınız zaman kuşaklar arasında çok büyük farklar tabii var. Ama yani bunları birleştiren noktalar da var. Bunu şey yapmak mümkün. Bütün hikaye şuna bağlı belki. Yani nerede film seyrediyorsun? Oyun seyrediyorsun, roman okuyorsun. Yani neyi görüyorsun? O kuşağın okuduğu şeylerle senin de bir bağlantı kurabileceğini ve çok geniş kesimlerin bu biçimde bu bağlantılarını kurabildiklerini görüyorsunuz. YouTube'da program seyrediyorsunuz. Yani YouTube'daki programlara baktığın zaman şimdi mesela ne bileyim işte popüler kültür dedikleri hikaye. Yani 70 yaşındaki bizim kuşak insanının da 18-19 yaşındaki insanın da şeyinde çerçevesinde onların algılanması değişik bir biçimde olabilir. O ayrı bir hikaye. Ama yani neyi görüyorsun? Aynı şeylere şey yapıyorsun. Eski dönemde daha bir iç içeydin. Niye? Hemen hemen herkes benzeri şeyleri seyrediyordu, benzeri şeyleri okuyordu. Şimdi o kadar farklı bir şey ki. Yani ilginç bir şey. Daha geçenlerde arkadaşım biri bana yazdığı bir romanı gönderdi. Kendisi telefon etti, gönderdi. Hiç tanıdığım bir insan değil. Mesela neyi yazıyor? Bir 20 sene önceki dönemi yazıyor. 2001 krizini yazıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi ne bu krizi değişik dönemlerde yaşıyorsun? Ve o metni okuduğun zaman yani şimdi 30 küsur 35 yaşında olan adam, anlatabiliyor muyum? Neyi görüyor? Şunu görüyor. Yani bu toplumu her bir yönleriyle anlatıyor. Mesela ben o metni okuduğum zaman, o romanı okuduğum zaman babam kriz ve ben galiba romanın adı. Ben onu okuduğum zaman tipik 20 yaşında 25 yaşında okuduğum o romanları, o topluma değen romanlarının izini gördüm orada. Ve hocam hakikaten burada pardon özür dileyerek araya giriyorum. Anladığım kadarıyla bütün konuşmanızdaki anahtar kelime şu. Hani tarih okumak, tarihi bilmek, geçmişi bilmek ve o zaman galiba bugünü yakalamak daha kolay. Yani mesela hani siyasi figürler, ideolojiler çok çabuk değişiyor, gündem çok çabuk değişiyor. Yani mesela ben bazen kendimi çamaşır makinesinin içinde gibi hissediyorum. Siz nasıl hissediyorsunuz? Siz bu tarih okumasıyla mı hem kendinizi rahatlatıyorsunuz hem de bu olaydır, geçmişte budur, hani buraya gidecek diye daha böyle kuş bakışı oradan mı sağlıyorsunuz hocam? Olay bir tarihsel bir bakış açısı olayı. Sadece tarihsel bir bakış açısı olayı değil, sosyolojik bir bakış açısı olayı. Yani ben mesela söylediğim bu metni, bu romanı okuduğum zaman onun tarihselliği fark ettim. Onu okuduğum zaman, yani o sosyolojik tahlili okuduğum zaman o metnin bugüne de hitap ettiğini anlatabiliyorum. Yani metnin şeyi yakın dönemde yazılmış, geçmişe dair yazılmış, bugüne de hitap ettiğini gördüm. Sadece bugüne de hitap ettiğini değil, geçmişe de hitap ettiğini gördüm. Mesela Türkiye'de hakikaten baktığınız zaman sosyal bilimcilerin tarihle fazla uğraşmadıkları, sosyolojiyle fazla uğraşmadıkları. Çünkü 1960'lı yıllarda insanların temel derdi, bütün derdi siyaset ve iktisatla toplumun düzeleceğine dairdi.
Aslında bu toplumu anlamanın yolu tarihsel süreci sosyolojik temellendirmelerle doğru okumak veya tersinden söylemek mümkün. Sosyolojik tahlillere tarihsel bir çerçeve geçirmek. Bütün hikaye burada şekilleniyor. O çerçevede baktığınız zaman, yani geçmişe dair yazılmış şeylere baktığınız zaman, geçmişe dair yazılmış şeyler bugüne dair değildir diye bir hikaye olabilemez. Yani mesela ne bileyim, Kemal Tahir hakikaten bu toplumda tarih ve sosyoloji meselesine Türkiye'nin sosyologlarından ve tarihçilerinden daha evvel nüfuz edebilmiş bir önemli romancı, önemli bir düşünce adamı. Kemal Tahir'in söylediği bir şey çok önemli. Kemal Tahir güncel olaylar üzerine hiçbir şey yazmamış. Ama şöyle bir şey söylüyor. Yazdığı en son şey işte Osmanlı'nın kuruluşundan devlet anadan şeye kadar, yani köy enstitüleri hikayesine kadar romanlarında şey yapmış ve şöyle diyor adam söylediği zaman. Ne diyor? Bütün hikayeye baktığımız zaman şunu görüyoruz diyor. Millet zannediyor ki ben eskiyi araştırmaya çalışıyorum. Ulan diyor, ben diyor eskiyi falan araştırmıyorum. Ben eskide bugünümüzü araştırmaya çalışıyorum diyor. Yani bu hikayenin, bugün yaşadığımız şeylerin bir tarihsel arka planı var. Ve bugün yaşadığımız şeylerin bir somut anlaşılış tarzı var. Bu çerçeveden baktığımız zaman, mesela Rütfakat'a, yönetmene baktığımız zaman, o yönetmenin yaptığı şeyler de tarihin en eski döneminden yaşadığımız döneme kadar bu toplumu, bu toplumun insanını anlamaya, yorumlamaya çalışmak şeklinde tezahür ediyor. Ve mesela onun yaptığı metinler de çok sonraki dönemlerde ses getiriyor. Mesela ne bileyim, bugün herhangi bir iletişim hocasına veya iletişim öğrencisine sormaya kalktığınız zaman, Lütfü Bey'in yaptığı en önemli film hangisidir dediğiniz zaman, düşünmeden, belki anlamsız bir biçimde, ne Vesikalı Yarim derler. 68'de çektiği filmi, anlatabiliyor muyum? Yani Vesikalı Yarim bir biçimde, bir şekilde baktığınız zaman hala yaşıyor. Bugün şimdi 20 yaşında, 30 yaşında, 35 yaşında insanlarla sinema konuştuğunuz zaman, yani bunlar neyi konuşuyor? Sevmek Zamanı'yla Vesikalı Yarim'i konuşuyor. İlginç bir şey. Yani neyi görüyorsunuz iletişim alanı söz konusu olduğu zaman? Neredeyse 60 sene önceki filmin bugün bizim çağdaşımız olduğunu. Dolayısıyla bu insanların bu tür konulara yatkın olmaması diye bir şey, bu tür konulara yönelmemesi diye bir şey yok. Bu insanları şey yapan, yoldan çıkaran belki de akademik eğitim oluyor. Yani ben mesela iletişim fakültesinde 5 sene, 7 sene Türk sineması sosyolojisi diye ders verdim. Böyle pırıl pırıl çocuklar geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şey değil. Mesela bu Ankara'daki iletişim fakültesinde hakikaten cevval. Hakikaten mesela ne bileyim, o dönemdeki tarzda sinema inceliyorlar. Hakikaten bir biçimde, bir şekilde bu toplumun dinamikleriyle ilgililer. Ama ne oluyor? Çark onları alıyor. İşte o şeye, çamaşır makinesinin içine orada sokuyor. Yani o adamlar o çamaşır makinesinin içine evvelden girmiyorlar. Onların bozulması daha sonraki dönemde söz konusu oluyor. Yani o dönemde ne kadar yanlış şeye yönelirse yönelsin hiçbir önemi yok bu adamların. Bu adamlar çünkü sahici bir biçimde bakıyorlar. Yani ne diyor? Acı çeken insan Türkiye'de, dünyada acı çeken insan, bir takım somut şeylerle savrulan insan, hüsnü niyetli olan insan, iyi niyetli olan insan, ne doğruya, güzele bir biçimde, bir şekilde er geç ulaşır şeklinde düşünmek mümkün. Yani mesela baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mesela Türkiye'nin sinema tarihini, Türkiye'nin edebiyat tarihini, Türkiye'nin sosyal tarihini yeni kuşak içinde sınırları çok da az olsa bir sürü insan evvelden insanların aklına gelmeyeceği bir biçimde rasyonel bir tarzda böyle dahice değerlendirebiliyor. Yani bütün hikaye geçmişte çok büyük bir birikim var, ama yani gelecekte de bu birikimin etkisi, bu birikimden bağımsız olarak çok cevval, çok gelişkin metinler, sanatsal metinler, akademik demeyeyim de düşünsel metinler ortaya çıkacak gibi görünüyor. Hocam, şimdi aslında çok soru vardı kafamda. Pandemi, izleme alışkanlıkları, sinema bir kültürdür diye bir kitabınız, Türk Düşünce Dünyası'nın Bunalımı diye bir kitabınız. Bunları bırakıyorum. Çünkü söyledikleriniz zaten çoğunu kapsıyor. Ben size şunu sormak istiyorum. Umut kelimesi sizin için neyi ifade ediyor? Neyi çağrıştırıyor?
Umudu nasıl yeşertiyorsunuz içinizde? Yani hayatla bir şey bağlantın olacak. Canlı bir bağlantın olacak. Yani ilgi alanın biraz daha geniş olacak. İlgi alanın geniş olduğu takdirde mesela ne bileyim hiç hatırında yokken hiç şeye gelmezken bir metin okuyorsun. Bir film seyrediyorsun. Yani yıllar geçse, 10 yıllar geçse, 20 yıllar, 60 yıl geçse bile ne çok eskiden seyrettiğim bir filmin bir karesi anlatabiliyor muyum? Yani okuduğun metinde içkin olmayan ve metinde seni çağrıştıran bir şey seni hayata bağlıyor ve ileriye dönük olarak şey yapıyor. Yani bütün hikayeye baktığın zaman yani bunu belki en bariz bir biçimde nerede görüyorsun? Yani şimdi ulan çok eskide kalmış, tamam mı? Türk sanat müziği parçalarına baktığın zaman seni hayata bağlayan bir hikaye bu. Yani şimdi baktığın zaman ve şeye baktığın zaman yani o toplumu derinden şey yapan şiire baktığın zaman anlatabiliyor muyum? Yani şimdi fazla şiir okuduğun zaman, şiirle şey yaptığın zaman mesela ne bileyim Türkiye'de şöyle bir bakıp şöyle bir düşündüğünüz zaman belli çevreler çok etkindi, çok şeydi. Ama mesela ne bileyim Yahya Kemal'in herhangi bir metnini okumak insanı topluma bağlandırabilir. Yahya Kemal'in böyle muhafazakar diye itilen, tarihsel diye şey yapılan metinlerinin bile sosyolojik bir tarafı vardır. Şimdi mesela insanlar ne? Yani bilir bilmez anlar anlamaz Türkiye'nin muhafazakarı da şey solcusu da Tanpınar okuyor. Yani Tanpınar okumak ne demek? Tanpınar okumak bu topluma dışarıya, batıya belli ölçüde açık olmak ve toplumun geçmiş dönem kültürüyle bir biçimde bir şekilde hemhal olmak anlamına gelebilecek bir şey. Yani bu tür hikayeleri işte müzikte bulursun, şiirde bulursun, romanda, öyküde bulursun. Şimdi baktığınız zaman her bir hikayeyi bırakın yani bir Sait Vahit okumak bile, bir şey okumak, Sabahattin Ali okumak, Samet Ağaoğlu okumak, bu toplumla bu bağlantını kurabilir ve insana dair o şeyleri ileriye dönük yaklaşımları bulabilirsin. Yani mesela bir Sait Faik öyküsü, bir Sabahattin Ali öyküsü şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi yeni kuşak, bugün 18 yaşında, 19 yaşındaki insan yani bizle ne bağlantısı olabilir? Bambaşka dünyanın insanı diye düşünüyorsunuz. Ama dokunduğu, mesela, bizde işaret ettiği, dokunduğu, duygumuzu harekete geçirdiği bir şey var. Ne var? Şu var mesela. Bizim kuşak Kuyucaklı Yusuf'u okurdu Sabahattin Ali'nin. Şimdiki kuşak belki o Yoz televizyonun da etkisiyle anlatabiliyor muyum? Neyi okuyor? Kürk Mantolu Madonna'yı okuyor. Yani kitap ne zaman yazılmış? 40'lı yıllarda yazılmış kitaba baktığınız zaman. Yani bu dönemde bu tür insanlara çok yaygın olarak şey yapılan metinler ortak kültür alanını, ortak duygu dünyasını bir biçimde bir şekilde kendine getiriyor. Yani mesela eski sanat müziği metinlerinin işte nostaljik bilmem neler falan filan diye döndürüp dolaştırılıp gündeme getirilmesi yani bugün dünden çok çok farklı bir hikaye değil. Bir toplumu devrim dersin, bir toplumu yıkarsın. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela Doğan Ergun sürekli bu Brodel'in bu sözünü söylerdi. Bir devrim toplumun vitrini yıkar, toplum alttan alta direnir. Yani millet kafasını siyasete, iktisada taktığı sürece ulan toplum acayip değişiyor diye düşünür. Toplum insan kafasını kültüre taktığı sürece o toplum içindeki en olmadık dönemlerle yani gitmiş insanlarla senin duygu dünyanın, düşünce dünyanın bir biçimde bir şekilde iç içe geçtiğini görürsün. Yani bu hikaye sadece ulusal boyutta, milli boyutta söz konusu değil. Çok daha evrensel boyutta da söz konusu mesela. Şimdi baktığınız zaman bugün ne görüyorsunuz? Batılı edebiyatın çok yoğun bir biçimde okunduğunu görürsünüz. Ama 1960 yılında, 66 yılında Yaşar Nabi Varlık Dergisi'ni çıkaran adamın yaptığı bir açık oturum var. Yayıncılarla birlikte yaptığı bir açık oturum. O da gösteriyor ki mesela 66 yılında Türkiye'de çok yoğun bir biçimde
Batı edebiyatı çok daha fazla okunuyormuş. Yani bütün hikaye, mesela ne bileyim bu Hamsun'un metni şey, Yaşar Nabi'ye soruyorlar. Ya sen bunu niye çevirdin diyorlar. Ya bunun sebebini arama diyor. Ben adamın romanlarını, metinlerini sevdiğim için çevirdim diyor. Yani burada insanı çok daraltıcı şeylerin daraltıcı şeylere bakmaya gerek yok. İnsanları birbirine ayrıştığı dönemlerde bile, her zaman ayrışır zaten. Sanatsal metinler insanları bir biçimde, bir şekilde şey yapar, birleştirir. Yani o çok önemli bir şey. Hatta ilginç bir şey. Ben doktora tezimi yazarken, yani ne batılılaşma konusunda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın işte bu 19. yüzyıl Türk Edebiyatı metninden şey yaptım. Hoca dedi ki, ya dedi bu dedi romancı dedi, bu dedi batılılaşmayı nereden bilir dedi. Yani bugün kime sorsanız sorun, Türkiye'de batılılaşma, modernleşme serüveni konusunda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazdığı şeyler Türkiye'deki akademisyenlerin yazdığı şeylerin fevkinde. Yani hakikaten baktığınız zaman, mesela beş şehrin o ön sözünde yazdığı şeylere baktığınız zaman, yazdığı şeyleri şey yapmaya çalıştığınız zaman, oradaki modernleşme tahlili, orada bunun 40 kere red ve kabul çerçevesinde gidiş gelişi, yani bunun bariz bir biçimde sancılı oluşunu yazabilecek, yani bunu hakikaten bu kadar güzel bir tarzda formüle edebilecek akademisyen yok, sosyolog yok, tarihçi yok. Yani o çerçevede baktığınız zaman Türkiye'de her bir şeyin bir biçimde, bir şekilde sürekliliği gündemde. Yani mesela eskiyi insanlar biraz daha bildikleri zaman bir dönem sonra geliyorlar, meseleyi görüyorlar. Mesela Türkiye'de, mesela yeni dönemde Cumhuriyet dönemi farklı bir biçimde değerlendirilmemiş olsaydı, mesela yeni dönemde feminizm, kadın hareketi bu kadar güçlü olmuş olmasaydı, Türkiye'de Halide Edip yeni baştan gündeme gelmeyecekti. Yani Halide Edip'in Türkiye'de Şark Garp Amerikan Tesirleri kitabının neredeyse 60 yıl sonra yeniden basılması, bu hakikaten önemli bir şey. Hakeza Halide Edip'in, yani Türkiye'de bu özellikle bu Frenkçe metinlere yatkın feminist akademisyenlerin, feminist düşünürlerin demiyorum, feminist akademisyenlerin hemen hemen hepsinin Halide Edip üzerine bir metin yazmış olmaları bile, Halide Edip'in toplumun ortak hafızasında olmasa bile belli bir kesimin belleğinde yer etmiş olduğunu gösteriyor. Yani şimdi Halide Edip'in bu metinleri yazdığı dönem hangi dönem? Yani öbür kitabı yazdığı dönem işte 29-35 filan şeyi, daha siyasi mahiyette, düşünsel mahiyette olan kitabı şeyi yazdığı zaman, yani Halide Edip'in hayat hikayesini insan okuduğu zaman bile, yani son dönemdeki düşünce tarzıyla kimi paralellikler, son dönemdeki bu feministlerin yaklaşım tarzını şey yapacak, yani besleyecek eğilimler görüyor. Yoksa durup dururken, yani ne Türkiye'de yakın zamana kadar, yani bir 20 sene evvelinde, bir 95'li yılların 95 yılından önceki dönemde insanların hiç böyle bir hevesi yoktu ki. Türkiye'de değişik dönemlerde eski dönem entelektüelleri, eski dönem şeyleri üzerine, nasıl söyleyeyim, sanatçıları üzerine, edebiyatçıları üzerine ilginin böyle depreşen bir biçimde 30 yılda bir, 40 yılda bir farklılaşması, bizim hala eski kültürü bir biçimde, bir şekilde biraz değiştirerek, biraz dönüştürerek yaşadığımızı gösteren bir şey. Yani bu çok önemli bir hikaye. Aynı zamanda sanki böyle arkeolojik bir kazı gibi de geliyor bana. Yani hani orada bir yerlerde duruyor figürler. Ama hani biz bugün edindiklerimiz üzerinden onları tekrar farklı bir şekilde yorumluyoruz. Hocam süreyi doldurdum ama ben size bir soru daha sormak istiyorum. Aslında çok daha konuşulacak şey var ama süremiz sınırlı. Sosyal bilimler neden önemli ve kıymetli? Sosyal bilimler, işte sosyal bilimlerin başat bilim dalları çerçevesinde baktığınız zaman, bu toplumu anlamanın yolu, bu toplumu fark etmenin yolu, bu toplumda yaşamanın keyfini çıkarmanın yolu bir biçimde, bir şekilde sosyal bilimlerden geçen bir şey. Yani şöyle bir baktığınız zaman sosyal bilimlerin önemi daha sonraki dönemde gündeme geliyor. Mesela şöyle bir bakın, Türkiye'de 1960'lı yıllarda
1960'lı yıllarda yaşayan insanlar genellikle anayasacılardı, çok önemli olanlar ve iktisatçılardı. Bunlar topluma bariz bir biçimde mekanik olarak bakıyorlardı. Türkiye'de anayasacı dediğiniz zaman yani 60'lı yılların bir sürü efsane anayasacıları var. Yani bunlar ya anayasayı değiştirirsek bu toplum doğru mecraya girer diye bakıyorlardı. Yani mesela bu hikaye şöyle bir hikaye. Bunun çok mekanik olduğunu zannediyorlardı. Cemal Gürsel, bu 27 Mayıs darbesinin lideri şöyle diyor. Ya anayasacıları toplayalım. Tamam mı? Yani bunlara söyleyelim. Bunlar din istismarını engelleyecek tarzda bir anayasa yapsınlar. Bu toplum yoluna devam eder diye. Yani bu mekanik, bu şey bir hikaye değil. Toplum dinamik bir unsur. Hakeza iktisatçılar da yani Türkiye'de neyi tartışıyorlardı? Çok tuhaf bir şey. Yani sosyalist sistem mi çok gelişkin? Kapitalist sistem mi çok gelişkin? Sovyetler Amerika'yı geçti mi? Amerika Sovyetleri geçti mi? Bütün hikaye buradaydı. Yani mesela ne bileyim böyle bir değişiklik olduğu zaman da toplum düze çıkacaktı. Böyle bir hikaye yok. Yani ne oldu? Şimdi şunu görmek mümkün. O dönemin anayasacılarına, o dönemin siyaset bilimcilerine baktığınız zaman, anayasacı da siyaset bilimci bir biçimde, siyaset bilimcileri ve anayasacılara baktığınız zaman, bugün onlar kendilerini genellikle tarihçi ve sosyolog olarak nitelendiriyorlar. Yani bugün sosyolog ve tarihçi dediğiniz insanların kökeninde 60'lı yılların bu tarz bir eğilimi var. Çünkü onlar da durumun farkında ki yani hakikaten yazdıkları metinler daha sosyolojik metinler ve herkes bir biçimde bir şekilde tarihe yöneliyor. Şimdi Türkiye o kadar tuhaf, değişik bir ülke ki Türkiye'de Marksizm rüzgarı esiyor 1960'larda ama Türkiye'de kendini Marksist olarak niteleyenlerin tarihle hiçbir biçimde, hiçbir şekilde ilgisi yok. Yani baktığınız zaman toplumların da çok rahat değişebileceğini zannediyorlar. Zaten şimdi şöyle bir baktığınız zaman yani Türkiye'deki genel değişim dinamiğindeki Jacobenlik mantığıyla Lenin'deki bilinç dışarıdan götürülür mantığı ben bu toplum insanını hale yola sokarım mantığıyla aynıdır. Bu hikaye milliyetçilerde de böyledir. İslamcı muhafazakarlarda da böyledir. Ya sen ne kadar çabalasan çabala bu malzeme değil, bu hamur değil, elin içine sıkıştırdığın zaman istediğin biçime sokabileceğin bir şey değil. Bu dinamik bir şey ve bu seni farklı noktalara getirir. Dolayısıyla mesela baktığınız zaman daha sonraki dönemde 90'lı yıllardan sonra insanların bu tür konulara yönelmesi oradan kaynaklanıyor. Yani mesela ilginç bir şey. Bir siyaset bilimi profesörüne bakın. Tamam mı? Ne çalışıyor? Yani çok fazla değil. Bir 40 sene evvel veya 45 sene evvel Stalin'in sanat komiserinin Jüdanov'un sanat kitabını Türkçe'ye çeviren kişi bu dönemde Arendt çalışıyor. Demokrasi çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hikayene bütün şeyler insanları bir biçimde bir şekilde hale yola getiriyor gibi bir şey olabilir. Türkiye'de, dünyada en önemli öğretmen de hayattır. O hayat eğer sahici bir biçimde yaşanırsa insanı hakikaten sahici bir yola sokabilir. Yani yoksa öbür türlü baktığınız zaman Türkiye'de zaten bu aydınların içinde Türkiye'de bu düşünce insanların içinde çok fazla değişimin yaşanması da buradan kaynaklanır. Tipik bir sosyaliste baktığınız zaman, tipik bir muhafazakara baktığınız zaman eğer yaşı fazlaysa hayatında düşünsel olarak bariz dönüşümler yaşamıştır. O yaşadığı değişik dönüşümlerde de aslında aynı kimliktedir, aynı kişiliktedir. Belki daha sonraki dönemde daha makul bir noktaya gelecektir. Çünkü mesela eskiden herkesin bir Şevket Süreyya eleştirisi vardı.
Memlekette insanlar kendileri o değişkenlik, dönüşkenlik noktayı nazarından Şevket Süreyya'ya benzedikleri için artık hiç kimse Şevket Süreyya'yı veya Şevket Süreyya tarzı insanları eleştirmeye yöneltmiyor. Dolayısıyla hayat insanların her bir biçimde hale yola sokuyor. Yani şey gibi, hayat ölüm gibi bir şey, iç içe bir şey. Yani gurur, kibir falan filan hikayesi yok. Yani bir gün geliyor, gideceksin. Hayat da öyle bir şey. Yani yaşadığın sürece de yani çok fazla kalın kafalı olursan, çok fazla anlamazsan hayat seni bir noktaya getirmez. Aynı tarzda gitmeye devam edersin. Hocam çok teşekkür ederim. Sizi dinlemek bir keyifti. Daha da dinlemek isteriz ama süreyi aştık. Umarım bir başka programda ya da başka bir mekanda tekrar sohbetimize devam ederiz sizinle. İnşallah. Başka bir programda, başka bir konuğumuzla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.